Oruç tutmak için sahura kalkmak şart değildir. Orucun şartı belli. İmsak vaktinden, akşam namazı vakti girinceye kadar yemekten, içmekten ve cinsel arzulardan uzak durmaktır, kısaca. Bunun haricinde, tabi bunu yaparken de niyetli olarak yapmak gerekir. O da, Ramazan olduğunu, oruç olduğunu insanın bilmesidir. Onun haricinde sahur vaktinde kalkıp da ya Rabbi niyet eyledim. Yarın oruç tutmaya diye bir söz söylemesine gerek yok. Kalbinde bunu bilmesi onun oruç tutması için yeterli bir veri bize vermektedir. Fakat sahura kalkmanın şöyle faydası vardır. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden sahur yapmamızın bize bereket olacağına dair bilgiler okuyoruz. Bundan dolayı bize düşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre hareket etmektir. Bir diğer mesele de burada bir insanın bünyesi iki gün, üç gün yemeden içmeden durmaya alışkın olabilir. Ama insanın Cenab-ı Allah'ın karşısında acziyetini sergilemesi beklenir. Yani bir kul olarak Ya Rabbi ben zayıf bir yaratığım, güçsüz bir yaratığım, Sense gücün, kuvvetin sahibisin ya Rabbi. Sen vermezsen benim ne gücüm var, ne takatim var, ne kudretim var. Böylelikle bir insan sahuru son vaktine kadar değerlendirmeli. Ya Rabbi, ben açsız, aç olarak, susuz olarak kalamam. Ben güçsüzüm, takatsizim. Onun için senin verdiğin imkanları sonuna kadar ben kullanırım ya Rabbi. Ama sen artık yemeği içmeyi sonlandır dediğinde ve kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul abyadu minel haytil esved. Yeyiniz içiniz diyor Cenab-ı Allah. Ne zamana kadar? Sahur vaktine kadar yeyiniz içiniz diyor. Yani imsak vaktine kadar yeyiniz içiniz diyor. Binaenaleyh bir insan Cenab-ı Allah'ın bu emrini yerine getirmek için. Ve aciz olduğunu, güçsüz olduğunu çaresiz olduğunu onun için Allah'ın emri olduğundan dolayı yemeği içmeyi kestiğini yoksa keyif bağışlar vaziyette zaten ne olacak ki oruçta ki ben üç günde 5 günde yemeden içmeden durabilirim türünden böyle bir efendim ağalık taslamadan ama bir insan sahur yapmaya niyetlenmiştir kalkamamıştır bunun orucuna bir zarar gelir mi? Hiçbir zarar gelmez. Fakat yani gücü kuvveti yerinde de olsa hatta bazen bazı kimselere sahur yapmak zararlı da olabiliyor. Çünkü adam diyor ki ben diyor sahurda kalkıp yediğimde diyor daha çok acıkıyorum diyor. Olabilir mi? Olabilir. Binaenaleyh bu kimse ne yapsın? Sahura kalksın su içsin. Efendim usulen bir zeytin yesin, bir hurma yesin artık kendisine ne dokunmuyorsa onları yesin. Ondan sonra tekrar normal hayatına devam etsin. Ama sahur yapmak bir sünnet olarak karşımıza çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tesahharu fe inne fis sahuri barake Sahur yapınız, sahurda bereket vardır buyuruyor. Bundan dolayı biz mümkün mertebe Sahur yapmayı ihmal etmemeliyiz. Hele de toplu olan büyük ailelerde vesairelerde. Çünkü belki çocuklar vesaireler sahur yapmadıklarında efendim oruç tutma noktasında bir zayıflık hissedebilirler. Onlar kendi başlarına sahur yapamazlar veya işte ailece kalabalık olarak sahur yapmanın tadı tek başına yapıldığında yoktur. Bu anlamda da sahuru toplu olarak yapmaya dikkat etmek gerekir. Ama bu Ramazan'ın bir şartı, bir rüknü, bir vacibi değildir. Önemli edeplerinden, adabından biridir.